Uzun bir aradan sonra selamlar dostlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bayağıdır görüşemedik. Video çekmek için zaman bulmaya çalışıyorum açıkçası. Bu aralar biraz daha böyle sakinledi. Onun için ben de yavaş yavaş sahalara dönmeye çalışıyorum. Biraz sorunlar var işle ilgili. Neyse ondan bahsederiz. Canlı yayına falan yaparız. Canlı yayına falan yaparsak orada muhabbetini yaparız zaten. Dedim ki hani hem güzel fiyatlar var, güzel indirimler var. Bir Etel videosu yapayım. Bu Etel videosuyla tekrar bir buluşalım istedim dostlar. Umarım keyifli vakit geçireceksiniz. İşinize yarayacak indirimlerden, fiyatlardan bahsetmiş olacağım. Yine hatırlatmalarımızı yapalım videonun başında. Öncelikle ETHEALXTR5 kodunu söylemek istiyorum. Her videoda söyleyemiyorum. Bazen unutuyorum bunu. ETHEALXTR5 kodunu kullandığınız zaman platformdaki bütün oyunlarda bu kodu kullanabiliyorsunuz ve %5 ekstra indirim alabiliyorsunuz arkadaşlar. Hatırlatmalarını zaten yapacağım. İlk yorum kısmında sabitlenmiş. İlk yorum kısmında. Bunun dışında bütün burada bahsetmediğim oyunlara da, başka indirimlere de, hatta video bazen yapamadığım indirimlere Discord kanalımda Etail indirim isimli bir oda var. Buraya indirimler başlar başlamaz zaten linkleri atıyorum. Bazen videolarını çekemiyorum, video çekmeye zaman bulamıyorum ya da videoya koyamadığım oyunlar oluyor. Bunları da anında o indirimler başlar başlamaz Discord kanalımda Etail indirim odasından takip edebilirsiniz dostlar. Son olarak da yine her zamanki gibi bütün oyunların satın alma linklerini sabitlenmiş ilk mesaja bırakacağım ve buradan eğer satın almak istiyorsanız bu linkleri kullanarak satın alırsanız eğer bana da ufak da bir katkıda bulunmuş olursunuz. Destekleriniz için şimdiden çok çok teşekkür ediyorum dostlar. Hemen oyunlara geçelim. PlayStation oyunlarıyla başlayacağız ki en başta da Last of Us Part 1 var. Evet, Etail'da gördüğünüz gibi standart versiyon normal fiyata geldi. Ama değişmeyen Deluxe versiyon fiyatı var arkadaşlar. Deluxe versiyon 699 lira zamlanmadan önceki fiyat ve Last Etail kodunu kullanırsanız eğer 555 TL'ye düşüyor. Çok iyi bir fiyat. Eğer Last of Us Part 1'i değerlendirmek istiyorsanız ki son güncellemelerinden sonra bayağı toparlamışlar oyunu. Tabii ki çok fazla problem olan bir oyun. Yani gerçek anlamda toparlanması belki hala biraz daha sürecek. Ama hani performans, grafik hataları falan çoğu şeyi toparlamışlar. Artık oynanacak bir oyun haline gelmiş. Last of Us'ı değerlendirmek isteyenler için dediğim gibi Last Etail kodunu kullanarak 555 TL'ye düşürebilirsiniz. Ha, bunun dışında PlayStation'ın indirimleri ve kodları süre sınırı yok arkadaşlar. Key'ler bitene kadar. Yani bu düşük fiyattan olan key'ler bitene kadar bu fiyatlardan ve kodların kullanımını süresiz olarak sürdüreceklermiş. Onu da söylemiş olayım. Yani bu fiyatlar derken mesela God of War, Horizon Zero Dawn, Days Gone. Bunlar hep 255 TL'den satılıyor şu an. Sürekli indirimde dermiş gibi. Bu fiyatlandırmalar da sürekli devam edecek. Ve Last Etail kodu ya da Spider-Man'e geldiğimizde tekrar hatırlatırım. Etail Man kodları falan süresiz olarak devam edecek. Ama bu süresiz demek sürekli bu fiyatlardan devam edecek anlamına gelmiyor. Platform söylediği yani ellerindeki keyler bittiğinde yani daha doğrusu PlayStation tarafından sağlanan keyler ellerinde bittiğinde onlar da güncellenmiş fiyatlara döneceklerdir. Büyük ihtimalle güncellenmiş fiyatlardan sonra nasıl fiyatlara düşürürler onu bilemiyorum tabii. Onu hep beraber göreceğiz. Evet, dediğim gibi God of War özel bir kodu yok bunların. Horizon Zero Dawn Complete Edition Days Gone oyunları 255 TL'den satılıyor arkadaşlar. Uncharted Legacy of the Thieves Collection 400 TL'den satılıyor. Bunların hepsi biliyorsunuz 900 TL oldu. O oyunlar %50 indirim bile alsalar Steam ve Epic tarafında bu fiyatlara inemiyorlar. Öyle bir değerlendirme yapın ya da kendi başınıza artık nasıl değerlendiriyorsanız onu siz daha iyi bilirsiniz. Çok da beğenilmeyen, benim de beğenmedim aslında Returnal oyunu. Yine de onunla ilgili de küçük bir indirim var. 480 TL'ymiş 600 TL'den. Ve biraz önce söylediğim gibi Etail Man kodunu kullanarak da Marvel Spider-Man Remastered ve Marvel Spider-Man Miles Morales oyunlarını 385 TL'ye de indirebiliyorsunuz. Bunlarda bir indirim yok. Bunların kendi Last Etail olduğu işte Last of Us'ta olduğu gibi kendi bir kodları var. Etail Man. Bunu da dediğim gibi mesaj kısmına zaten yazacağım. Etailman kodunu kullandığınız zaman 385 TL'ye o alabiliyorsunuz oyunları tekil olarak. Evet, diğer oyunlarda da bağımsız oyunlar çoğunluğu zaten onlarda da güzel fiyatlandırma var. Among the Sleep Enhanced Edition olarak biliyorsunuz küçük bir çocuğun kabuslarından kurtulması ve annesini bulma hikayesini oynuyoruz. 6.75 fıstık gibi bir fiyat. Kart Trader simülatörde bir araba satıcısını oynuyoruz. Daha doğrusu araba satıcısı olduğumuz bir simülasyon oyunu diyebiliriz. Ama diğer simülasyonlarda olduğu gibi oyun nasıl diyeyim metin tabanlı
bir oyun biraz daha. Ama güzel bir oyun. 31.50'ye satıyor Steam fiyatından. Biraz daha iyi bir fiyatta. Yine Steam fiyatından 5-6 TL daha iyi fiyatlarda Giant Uprising oyunu. Burada bir devi kontrol ediyoruz. İnsanlar tarafından köleleştirilen, kölelik hayatından kurtulup öç almaya çalışan bir. Hatta devlerin kralı mıydı neydi, öyle bir şeydi galiba. Güzel bir oyun aslında. 33.75'e inmiş. Yine başta hatırlattığım gibi bu oyunlara mesela ETLXTR5 kodunu kullanarak %5 ekstra indirimde alabiliyorsunuz. Sakin bir oyun arayanlar için Lake oyununu önerebilirim. Türkçe'de desteği vardır. Türkçe'de desteği de vardır. Steam indirimlerinde de sürekli tavsiye ettiğim bir oyundur. 16 TL'den satılıyor. Turmoil oyununda bir petrol şirketini yönetiyoruz ve rakiplerimize karşı üstünlük kurup en zengin, en büyük petrol şirketini olmaya çalışıyoruz. Bunun bir güzel de bir DLC'si de var. Onu da ekleyeceğim linkler kısmına. Cat Quest için Cat Quest 1 ve Cat Quest 2 çok güzel fiyatlarda, artık böyle ne diyeyim, hadi su fiyatına, sakız fiyatına satılan oyunlar. Çok iyi oyunlar. Kendim de oynadığım için biliyorum. Onun için sizlere de tavsiye ederim. Bunlar canlı yayınlarda dostlarımızdan, hatta bana sağ olsunlar, hediye olarak gelmişlerdi. Güzel oyunlar gerçekten. Sifu'da bayağı bir kar edebiliyorsunuz. Steam Key de var. Platformlar aratırsanız Epic Key de var. Kimse alacağını düşünmediğim için Epic kısmını buraya koymadım. 193 TL'lere falan iniyor galiba. 190 küsür TL'de bir fiyatlandırması vardı Steam'de. Burada 155 TL. Bayağı bir fark var. Hatta dediğim gibi ETLXTR5 kodunu da kullanıp 7,5 TL daha indirim yapabilirsiniz. Red Lantern oyununda açık dünyada Alaska'da hayatta kalmaya çalışıyoruz. Hem biz hem de köpeklerimiz, kızağa çeken köpeklerimiz, dostlarımızı da hem hayatmaya çalışıyoruz. Güzel de bir oyun. Bir yolculuk hikayesi aslında ama böyle bir ufaktan da bir hayatta kalma olayı koymuşlar oyuna. O da 12 TL'den satılıyor. Moons of Madness tam bir Lovecraftian oyunu diyebilirim. Lovecraftian türünde bir korku oyunu diyebilirim. Bu türde korku oyunlarını seviyorsanız, böyle dokungaçlı, yaratıklı falan, böyle biraz fazla iğrenç oluyor benim için ama 17-15'ten Moons of Madness'ı da alabilirsiniz. Bir korku oyunda The Park oyunu var. The Park oyununda da psikolojik korku gerilim türünde, daha da güzel bir fiyatta 7.35'e satılıyor. Sırada Conan oyunları var. Conan Chop Chop oyununda bir platform oyunu. Conan'ı şirin bir karakterle oynuyoruz aslında. Conan'ı alışık olmadığımız şirin bir görünümü var ama yine de hala ölümcül. Ve bunu arkadaşlarımızla beraber, herkesi tabii olması gerekir, ortak oynanış var mı bilmiyorum ama çevrimiçi oynanışla beraber 4 kişiye kadar oynanabiliyor oyun. Conan Exile'ın ana oyununda bir indirim göremedim platformda ama bütün DLC'lerinde indirimler var. Bütün DLC'lerinin linkleri de yorumlar kısmına bırakacağım. Buraya hepsini koymadım. Sadece birini koydum. Örnek fiyatlandırması bu. Hemen hemen hepsi bu fiyatlarda. Ve son olarak da Conan'ın Unconquered isimli bir gerçek zamanlı strateji oyunu var arkadaşlar. Bu da Conan'ın dünyasında geçen bir strateji oyunu. Yine acımasızlığımızı bu sefer bir orduyla yaşatabileceğimiz bir strateji. Gerçek zamanlı strateji oyunu 23.45'e satılıyor. Ucuz yolla bir Souls-like oyunu arayanlar için Mortal Shell'de 12.25'lik fiyatıyla bulunmaz nimet diyebiliriz. Yani güzel bir oyundur. Çok mükemmel bir oyun olmasa da Souls-like türünde, ki zaten ben Souls-like türünü çok sevmediğim için bana mükemmel illaki gelmeyecektir de, Souls-like türünde güzel bir seçenek olacaktır Mortal Shell bu fiyatlandırmasıyla. Evet, Fallen Out da yine bir platform oyunu arkadaşlar. Bu sefer şirin bir platform oyunu. Burada da tarihi eserlerin olduğu zindanlara giriyoruz. İşte mezarlara giriyoruz. Oradaki gizemleri çözmeye çalışıyoruz. Bu da iki kişi oynanabiliyor. Aynı platformda oynanabiliyor mu acaba? Onu bilmiyorum sadece. Ama iki kişi oynama imkanı var. Evet, Baldur's Gate 3'ün çok popüler olduğu bu dönemlerde Solas'ta Crown of Magister'da farklı bir alternatif olabilir. Yine üstten bakış RPG tarzında güzel de bir oyundur. 43.20'ye satılıyor ve bütün DLC'leri de indirimde. Onları da yine linklerini ilk mesaj kısmından bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet, Kovacs oyununu duyan var mıdır bilmiyorum. Ben açıklamaya çalışayım kısaca. Bir eğim antrenör oyunu, antrenörlü ya da simülatör oyunu diyebiliriz. Yani eğiminizi geliştirmek için bir antrenör oyunu diyebiliriz daha doğrusu. Burada artık kendi işte oynadığınız oyunlardaki ayarları bularak ya da kendiniz bu Kovacs oyununda ayarlayarak kendi eğim ayarlarınızı, en iyi eğim ayarlarınızı bulabilirsiniz ya da kendinizi bu oyunda biraz daha geliştirebilir ya da eğitebilirsiniz. 9.25'lik de güzel de bir fiyatı var Kovacs oyunun. Sırada 3-4 tane 11bit Studio oyunu var. Beat Cop'ta bir polisi, daha doğrusu detektifken suçlanarak polisliğe düşürülen, memurluğa düşürülen bir polisi canlandırıyoruz. Burada da iyi polis, kötü polis olmamız
yapacağımız tamamen bize bağlı olan çok güzel bir yaşam simülasyonu diyebiliriz. 2.40'lık çok güzel bir fiyatı var. Children of Morta Complete Edition'da kahraman bir aileyi yönetiyoruz Children of Morta'da. Yine çok çok fazla önerdiğim, çok beğendiğim oyunlardan birisidir. Complete Edition Steam fiyatının çok çok altında satılıyor. Şu an indirimli fiyatının da bile altına iniyor ve %5 indirimle daha da iyi fiyatlara indirebilirsiniz. Aynı şey Moonlighter Complete Edition için de geçerli. Moonlighter'da da gündüzleri bir dükkan işletiyoruz. Büyüler ya da büyülü nesneler sattığımız bir dükkan işletiyoruz. Bunların malzemelerini de geceleri zindanlara girerek, yaratık keserek elde ediyoruz. Çok farklı güzel bir oyun bence. İki tarafı da çok güzel dengeyle ayarlanmış. Çok sevdiğim, tavsiye ettiğim bir oyundur. Ve son olarak 11bit Studio'nun This War of Mine Complete Edition versiyonuyla da 40-19'luk fiyatla bunların hepsini tavsiye etmek isterim açıkçası 11bit Studio'da. Son iki oyun Darkest Tales'ta bir oyuncak ayıyı yönetiyoruz. Bu oyuncak ayı sahibi olan kızı bulmaya çalışıyor. Yine bir platform oyunu ama baya güzel tasarlanmış. Sanat tasarımı güzel, beğendiğim oyunlardan birisidir yine Darkest Tales. 60-60'lık bir fiyatı var. Ve son olarak da Entropy Center'da, bunu Portal oyunlarına benzetebiliriz tarz olarak ama biraz daha farklı tabii ki, bu sefer zamanla oynuyoruz. Zaman manipülasyonu yapabildiğimiz, daha doğrusu nesnelerin zamanını oynayabildiğimiz, nesnelerin zamanını manipüle ettiğimiz, onları geri ya da ileri oynatarak zamanlarını, işte yıkılmış bir köprü var mesela, onun zamanını geriye alarak onu tamir edebiliyoruz, üstünden atlayabiliyoruz gibi, böyle örnek vermek için söylüyorum. Bulmacaları çözerek ilerlediğimiz baya baya güzel bir oyun. 94 TL'ye de o da satılıyormuş dostlar. Evet, elimden geldiğince en iyi oyunları sizlere bulmaya çalıştım. Daha fazla oyun da var. Dereceler falan da var. Dediğim gibi bunları ilk mesaj kısmına ekleyebileceğim kadarını ekleyeceğim. Ekleyemediklerim de olabilir. Ve başka indirimler de olabilir. Videoya ekleyemediğim oyunlar da olabilir. Bunların hepsini söylediğim gibi Discord kanalındaki Etail indirim odasından ilk elden hemen oradan kontrol edebilir. Veya da videosunu yapamasam bile indirimler başladığında hemen oradan haberiniz olabilir arkadaşlar. Oradan takip edebilirsiniz. Evet, umarım keyif almışsınızdır. Umarım işinize yarayacak şeyler hazırlayabilmişimdir. Uzun zamandır video çekmememenin de tabii ki acemiliği var. Umarım sürçülisan etmemişimdir. Dostlar, evet, her zamanki gibi videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve paylaşmayı da unutmuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.